Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mustafa Güçlü. Motosiklet istasyonunda incelemelerimizden tanıyorsunuz beni. Arkadaşlar bugün de bu trafikte motosiklet kullanmakla ilgili kısmı bir böyle uygulamalı bir şekilde bakalım, inceleyelim dedik. İşte bu Bam Mumcu'dan çıktık. Rıdvan'da kahvaltı yaptık. Kahvaltı yaptıktan sonra böyle güzel bir pazar gününde dolaşıyoruz trafikte. Aslında yoğun saatlerde motosiklet kullanmak daha güzel olabilirdi. Ama o sıralar biraz bakmak benim için de zor oluyor. Şu anda da zaten pazar yoğunluğunun olduğu Ortaköy civarına doğru gidiyoruz. Motosiklette işte trafikteki gözlemlerimizi, incelemelerimizi anlatacağız. Arkadaşlar normalde araya şuradan da girebilirdik. İlk önce kırmızı ışıktan başladık. Kırmızı ışıkta kalkarken bir kere sizin ivmeniz daha fazla olduğu için genelde, hani bir ufak motosiklet kullanıyorsanız biraz daha farklı olabilir bu işler. Kalkış anında etrafınızdakilere karşı dikkatli olun. Çünkü adam senin öyle ivmelenebileceğini bilmiyor. Onu düşünmüyor. O yüzden de direkt şey yapabilir yani, hani şuradan gireyim, şuradan kaçayım falan yapabilir. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. O çok önemli. Sola döneceğim. Sinyalimi verdim. Dikkat ettim. Şu yıldızın oradan, okulun oradan aşağı devam edelim. İstanbul'da biliyorsunuz motosiklet kullanmak gerçekten büyük bir meziyet. Hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Motosikletten kaybettiğimiz bir sürü dostumuz var. Ve şöyle davranmak gerekiyor arkadaşlar. Yani işte adam durmak zorunda, işte ben düşersem ölürüm, o çok büyük sıkıntıya girer gibi düşünceler oluyor. Böyle biraz atraksiyonlu hareket ediyoruz. Öyle yapmayalım, çünkü biz düşersek, bir yerimiz sakatlanırsa, bir şey olursa bizim de canımız çok sıkılacak. Ve yani bu çok klasik bir söylem. Yeşil yandı, bak sağa sola baktım tekrar, ne olur ne olmaz çıktım. Ve şöyle bir şey var arkadaşım, şeye dikkat etmek gerekiyor. Yani bu çok klasik bir söylem dediğim gibi. Abi bizim kaportamız yok. Kaporta biziz. Giydiğimiz ekipman, kıyafet sadece onlar var. Şimdi bak abi, gidiyoruz böyle devam ediyoruz. Ve trafikte şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Gidiyorum ya böyle, bak ön tarafta işte taksiden itibaren 3 tane de araba var. Görüş açıma giriyor. O en öndeki takside arkadaki taksiyi düşünüyorum yani. Ben harita çıkartıyorum. Aynama bakıp arkamdaki siyah arabayı görüyorum. O haritayı çıkartıyorum ve bu harita şeklinde hareket ediyorum. Yani aynı böyle bir oyun oynuyormuş gibi, ama tabii gaza gelmeden. Hani oyun oynuyormuş gibi bakacaksın abi. Nerede kim ne hareket ediyor? En arkadaki ne yaptı? En öndeki ne yaptı? Ön taraftakinin ani frenini görmeye çalışacaksın. Ve genelde de arabaların arkasından giderken arabayı şöyle ortalamayacaksın abi giderken. Şöyle tekerine hafif yakın bir yerde duracaksın ki adam tekerini kaçırmaya çalışır. Bir çukur, bir şey olduğu zaman ön tarafta tekerini kaçıracak. Kuvveti alması diye o çukura düşmemek için o şekilde davranacak arkadaşlar. Ve özellikle de şöyle bir şey var. Trafikte kendinize hizaladığınız yerler olsun. Nasıl hizaladığınız yerler olsun? Mesela bak şu ortayı da ayıran çizgi benim için ideal bir çizgi. Yani sollamaya falan çıkarken veya bir aracın yanından geçerken de ona bakmanızda, hani o şekilde dikkat etmenizde. Çünkü aracı bak ön taraftaki gördüm, yavaşladı, arkadaki de yavaşladı, girdi o tarafa, biz devam ediyoruz böyle. Ya bunları okumak gerekiyor. Dediğim gibi yani sizin yolda sizi hizalayacağınız bir yer olması gerekiyor. İşte bu yan taraftaki çizgi çok ideal bir çizgi. Çünkü bu genelde Türkiye'de bile stabil, sabit gidiyor. Bak adam yavaşladı. Bak yavaşlarken arkamdaki adamı davranışını da izliyorum. Çünkü arkadan gelip üzerine çıkabilir yani. Hani manitasıyla konuşuyordu. İşte yok şu oldu, bu oldu. Sinirlidir. Bir şey olmuştur. Biraz aksiyonlu kullanıyordur aleti. Tak diye arka taraftan gelir, üzerine çıkar. Hiçbir şey anlamazsın. Yani dururken vurursa hani bir fırlarsın belki kuvvetliyken, ama canın sıkılır yani. Hani ne olur ne bitmez. Bak durdu, yol verdi. Bekliyoruz. Biz yol verelim, insanlık görsünler. Ha, al. İnsanlık. Eyvallah dostum. Bak çok da kibar bir arkadaşımız çıktı. Biraz da hızlı kullanırsa süper. Bak motosikletiyle çıkmış insanlar dışarıya. Şöyle bak. Bu biraz atraksiyonlu bir hareket ama bunu yaptık. Neden? Aradan kaçmaya çalıştık. Bu taraf zaten tek yön. Aşağıdan bir geliş yok. Bu şekilde şuradan aşağı iniyoruz. Geldim baba, bak. Geçerken ne yapıyorum? Adamın aynasıyla göz teması kuruyorum.
Bak bu bize hiç bakmıyor mesela. Hiç umurunda değiliz. Bak bir korner tuttum, kendimi fark ettim, geçtim. Geldik buraya bak. Dur araya gireceğim. Araya girerken şöyle aldım aracı, hop geçtim, devam ettim. Bak çok güzel. Ne güzel. Mutlu bir pazar. Ortaköy'e indik. Böyle şimdi bebeğe doğru devam edeceğiz. Buranın trafiği bu pazar günü yoğun oluyor tabii. Yani trafiğin yoğunluğundan faydalanarak hareket edeceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor diye trafikte. Bu sırada bir şey yaşayabiliriz. Sonuç olarak İstanbul'da hareket ediyoruz. Kötü şeylerle karşılaşabiliriz. Umarım güzel bir sürüş olur. Çok yakışıklı bir araba var yanımızda. Biz de şöyle bak, gördün arka tarafa baktım. 61'i gör Murat'ın arka tarafında. 61'i kes. Devam et böyle abi, aynen. Bak her tarafa, aynan çok önemli. Aynana çok dikkatli bir şekilde bakacaksın. Geldim böyle. İnsanları çok rahatsız etmeye gerek yok. Çünkü pazar günü herkes mutlu. Böyle bak, geçiyorum. Görmedi, bir gaz verdim. Gördü beni, devam ettim. Bak kapısı açık, kapın açık. Arka kapı açık. Onu da söylemiş oldum yani. Bak, gazı verdim, fark ettirdim kendimi, devam ediyorum. Hop, dikkat, güzel bir bayan düştü önümüze. Hemen üzmeden kimseyi devam ediyoruz arkadaşlar. Bak, ayna ile temas kuruyorum. Bu sağ taraftayken bakman biraz zor olabilir. Aynadan hani şoförü, sürücüye göremeyebilirsin. Ama içeriye görürsün yani. İçeriye odaklan, içeriye bak yani. Bu şekilde bir şey yaparken sürücünün davranışı çok önemli arkadaşım. Bak otobüs çok tehlikeli. Çünkü benim bak şu anda görüş alanım kapalı. British Motor Company'nin bir otobüsü, BMC. Bakıyoruz abi, görüşüm çok kapalı. Şimdi burayı ben biliyorum. Bu yolda daha önce gitmiştim. Buranın genişliğini biliyorum. İşte ileride bir benzin istasyonu var. Çok tehlikeli. Bak buradan geldim. Bak durağa yanaştı. Durağa girmedim ben. Ne yaptım? O sağından geçseydim otobüsü, kendimi riske atacaktım. Neden? Adam mesela yolcu indiriyor olabilir. Ondan sonra biraz daha sağa yanaşayım diyebilir. Her şey olabilir. Ne yaptım ben abi? Sağ tarafına girmedim. Solundan devam ettim. Hani normalde biz sağ tarafı tercih ediyoruz kullanırken. Hani trafikten kaçmak için falan. Ama şimdi öyle bir şey yapmadım. Böyle stabil bir şekilde devam ediyorum. Mesela bak gördün mü? İleride taksiciyi gördün mü? Bak ne yaptı? Taksiciyi gördün değil mi? Şeride girmiş. Yani sen orada şu anda dışarıya çıksaydın, sol tarafa doğru çıksaydık, biraz şerit ihlali gibi bir şey yapsaydın, offside'daydın abi. Sinek gibi camını alırdı seni. Hayret bir şey ya. Yemin ederim hayret bir şey ya. Bak durdu, ani durdu. Durduktan sonra dörtlü yaktı. Mükemmel. Önce frene bastı, sonra. Bunlar var abi. Bunlara dikkat edeceksin. Her yerden her şey çıkabilir. Yolda devam ediyorsun. Adam kuyu kazmış yola ya. Su, yani sanki su çıkartacak. Geldim bak, tümsek var. Arkama aynaya baktım. Yavaşladım. Çıktım abi. Devam ediyorum. Yaya geliyor. Biraz daha böyle stabil devam ettim. Geçti. Bak motosikletiyle çıkmış insanlar dışarıya. Çok güzel. Hava serin ama güzel bir pazar günü yani. Aynalara çok dikkatli bakıyorsun abi. Şunlar dediğim gibi tekrar her yer, bak viraja giriyorum, aynama baktım, hızıma baktım. Geldim, gaz tepkimi ayarladım. Böyle tatlı tatlı girdim. Ne kadar yatıyorsa işte makine. Yattığı kadar. Bak geldin. Bak şu atlayabilir, atlamadı. Ön taraftaki arabayı gördün mü? Bak arabanın içine baktım. Gördü beni zaten. Kenardan görmüştü. Bir de kornayla garanti aldım kendime. Çünkü sağa bakıyorlardı. Hepsi ailecek. Sağ tarafı inceliyorlardı. Otobüsü önüme almamaya çalışıyorum. Çünkü görüntümü çok engelliyor. Bak yavaşladı. Aynama baktım. Otobüs duraktır ileride galiba. Durakta duracak. Veya ışıkta duracak. Otobüs bizi kilitledi. Aradan geçemiyoruz. Geldim baba buraya. Otobüsü siper ettim kendime ufaktan. BMW biraz fazla kullanıyor frenlerini. Bu çalışmayla bu fren sistemi fazla götürmez hanım ablamıza. O zaten aynasına hiç bakmıyor şu anda. Bak görüyor musun, yaklaşıyor. Ne yaptım? Aynalara ikisine de bakıyorum. Egzozlarımız açıksa gaz verir. Bak gördün mü abi nasıl oluyor? Teşekkür ederiz. Böyle gaz vererek veya korna çalarak kendinizi atacaksınız. Bak taksici görüntü sinyal verdi. İlk önce girmeye çalışıyor, sonra sinyal veriyor. Devam ediyoruz abi. Oh. Millet marini ile falan dışarılara çıkmış.
da motosikletinizle çıktık arkadaşım yani. Bir şey midir bu yani? Böyle devam ediyoruz. Bir de şehrin içerisinde şimdi motosikleti kullanırken her şey olabilir abi. Adam mesela boğazda sürüyorsun, koşmuştur, nabız yukarıdadır. İşte yolu da hızlı bir şekilde işte koşarak karşıya geçeyim, bir boltluk yapayım der. Atlar önüne, frene basarsın, vurmayayım dersin, durayım dersin, sen kaybedersin, düşersin. Bak baktık burada trafik tıkalı, bak burada gazı verdim, okuttum kendime barkoda, verdim. Bak orası dar, hemen geldim şuraya, aynama bakarak girdim. Arka taraftan bir motosikletli arkadaşımız geliyor olabilir. Bak gazı verdim abi. Gerçi bunlarda sensör var anasını satayım. Hani yanına gitsen de araç algılıyor seni zaten. Bak geldim. Aynalara bakıyorum, aynalara. En önemlisi o. İçerideki davranışlara bakıyorum. Ya abi ben bunu sürekli nasıl yapacağım? Yapabildiğin kadar yapacaksın. Bak gaz verdim. Takmadı. Olabilir yani. Gaz veriyorum, takmıyor. Aç baba, bak açtı. Heh, güzel. Tamam. Teşekkür ederim dostum. İyi adamsın. Linyalarda yok galiba sensör değil mi? Ona göre geçin yanlarından. Bak aynaya baktım, davranışlara izliyorsun, geçiyorsun. Pazar günü herkes çok mutlu. Kahvaltıya gelmiş, işte park yeri bakıyor. İşte abi ben şu park yerine geçeyim. İşte şurayı ben durdurayım, şurayı kapayım deyip atlayabilir arabadan. Ona çok dikkat edeceğiz. Bir de dediğim gibi arkadaşlarım, trafiği okumamız gerekiyor. Nasıl okuyacağız? Okuyacağız abi. İşte arkamızda hareket eden kim var? Önümüzde hareket eden kim var? Yani kullanıcı nasıl davranıyor? Her şeye bakman gerekiyor. Çok dikkatli olacaksın.